Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber edat, bağlaç ve ünlem konusuyla ilgili soru çözümü gerçekleştireceğiz. Bir önceki dersimizde edatları, bağlaçları ve ünlemleri gördük. Bakalım edatlar, bağlaçlar ve ünlemler sorularda nasıl karşımıza çıkıyorlar. Birinci sorumuzla başlıyoruz. V bağlacı aşağıdakilerden hangisinde cümleleri birbirine bağlamıştır? Biliyoruz ki bağlaçlar kelimeleri, kelime gruplarını veya cümleleri birbirine bağlayan sözcüklerdi. Bizden de cümleleri bağlayanı sormuş. A şıkkında roman ve hikaye birbirinden farklı türlerdir. V bağlacı burada isimleri birbirine bağlamıştır. Roman ve hikaye. B şıkkında sabaha kadar uyumadı ve sonunda hasta oldu. Burada iki cümlemiz var. Sabaha kadar uyumadı. Birinci cümlemiz. Sonunda hasta oldu. İkinci cümlemiz. Arada bağlacımız var. V bağlacı. Demek ki B şıkkında V bağlacı cümleleri birbirine bağlamış. Cevabımız B. İkinci soru. Hep beraber bakıyoruz bu soruya. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç kullanılmamıştır? Gel de gör kardeşini nasıl büyümüş. D burada bağlaç görevinde kullanıldı. Biliyoruz ki ayrı yazılan D da bağlaçtır. Burada bağlaç var. Gelir mi ki beni görmeye? Ki yine ayrı yazılan ki bağlaçtır. B şıkkında da bağlacımız var. C şıkkında kafama göre bir arkadaş bulamadım. Göre neydi? Göre bağlaç mıydı? Edat mıydı? Tabii ki edattı. O yüzden burada bağlaç yok. D şıkkında ise onu çok üzgün ve düşünceli gördüm. Üzgün ve düşünceli ve bağlacımız burada var. C şıkkında bağlaç yok. Edat vardır. C şıkkını hepimiz bulduk. Üçüncü sorumuz. Gibi edatı aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme anlamıyla kullanılmıştır? Şimdi edatlar cümleye farklı anlam ilişkileri katabiliyordu. Farklı anlamlar katabiliyordu. Bizde de bu soruda benzetme anlamını sormuş. Onun gibi sen de çalışmalısın gibi edatı burada benzetme anlamı katmamış, bir karşılaştırma anlamı katmıştır. Sabah uyandığı gibi haberleri açtı. Burada da benzetme anlamı yoktur. Uyanır uyanmaz. C şıkkında yüzü güneş gibi parlıyordu. Yüzü güneş gibi parlıyordu cümlesinde. Gibi edatı cümleye benzetme anlamı katmıştır. Onun yüzü ne gibi parlıyordu? Güneş gibi parlıyordu. Güneşe benzetti. Burada gibi edatı cümleye benzetme anlamı kattı. Cevabımız C. Dördüncü sorumuz. Yine hep beraber bakıyoruz. Bu sefer ünlemle ilgili bir soru var. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi ünlem değildir? Altı çizili sözcükleri göremiyorsunuz. Ben hemen çiziyorum. Allah, hey, yaşasın ve yaşa kelimelerinin altını çizdim. Allah, yarın tatile gidiyoruz. Burada bir sevinme var, coşkulu bir duygu söz konusu. Burada ünlem var. Hey, buraya gel. Burada da bir seslenme ünlemi var. Yaşasın, sınavı kazandım. Burada da yine sevinme duygusu olduğu için bu üç cümlede ünlemimiz var. D'ye baktığımızda sen hep mutlu yaşa. D şıkkında ise yaşa kelimesinin altı çizilmiş. Yaşamak burada fiildir. O yüzden bu kelime ne bir duygu bildiriyor ne de bir seslenme anlamı var. O yüzden cevabımız Denizli. Beşinci sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç yoktur? Geldi de işleri bitirmeden geri gitti. Ne demiştik? Ayrı yazılan D'da bağlaçtı. Burada var. B şıkkı ne yapacağını anlamadım ki yardım edeyim. Ki bağlacımız var.
Beni ancak o anlar. Evet, buraya dikkat ediyoruz. Burası önemli. Ancak kelimesi hem edattı hem de bağlaçtı. Cümledeki kullanımına göre değişiyordu. Eğer ben ancak kelimesini sadece anlamında kullanırsam edat, ama anlamında kullanırsam bağlaç olacaktı. Burada ise beni sadece o anlar, sadece anlamında kullanıldı. Bu yüzden C şıkkındaki ancak edattır. Cevabımız C. Yine D şıkkına bakalım. Burada da ki bağlacımız var. Altıncı soru. İçin edatı aşağıdakilerden hangisinde cümleye farklı bir anlam katmıştır? Yine anlamla ilgili bir soru karşımızda. Beraber çözüyoruz. Siz de cevabı bulmaya çalışın. Zayıflamak için spora başladım. İçin. Hangi amaçla spora başlıyorsun? Zayıflamak amacıyla. Burada amaç sonuç ilişkisi var. Telefonu şarj etmek için şarja taktım. Hangi amaçla telefonu şarja takıyorsun? Telefonu şarj etmek amacıyla. Burada da amaç sonuç ilişkisi kurmuştur. Yalan konuştuğunu anladığım için ona güvenmedim. Güvenmiyorsun. Güvenmemenin bir sebebi var mı? Var. Niçin güvenmiyorsun? Yalan konuştuğunu anladığın için güvenmiyorsun. Burada ise sebep anlamı vardır. D şıkkında erken uyanmak için erken uyudum. Hangi amaçla erken uyudun? Erken uyanmak için. Burada da amaç sonuç ilişkisi kurmuştur. İçin edatı. Cevabımız C. Ve son iki sorumuz. Yedinci soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat olan sözcük e-a yönelme hal iki olarak alarak öbekleşmiştir? Biz edatlar içinde demiştik. Edatlar kendinden önceki ve sonraki sözcüklerle at durum ekleriyle öbekleşebilirdi. Bunu söylemiştik. Bunu bulacağız. Annesi için çok güzel bir hediye almak istiyordu. İçin edatı var. Bir hal ekiyle öbekleşmedim. Çocuk ameliyathaneye kadar annesini yalnız bırakmadı. E kadar. Bakın kadar edatı kendinden önceki kelimeyle at durum ekiyle öbekleşmiş. E bu yönelme hal ekidir. Cevabımız B şıkkı. Ve son sorumuz. Beraber çözüyoruz yine. Aşağıdakilerin hangisinde bağlaç karşıt cümleleri birbirine bağlamıştır? Karşıt cümle dediğimiz ne olacak? Olumlu ve olumsuz cümle olacak. A. Gelir sandım ama gelmedim. Bu cümlede ama iki cümleyi birbirine bağladım. Birinci cümleye baktığımızda burada olumlu bir durum var. Bunun tam karşıtı gelmedi. İkinci cümlede. Demek ki burada ama bağlacı karşıt cümleleri birbirine bağlamakla görevli. Cevabımız A. Evet, sorularımızın sonuna geldik çocuklar. Sizler de evde muhakkak kaynaklarınızdan bu konuyla ilgili soruları çözüyorsunuz. Konumuz iyice otursun, anlaşılsın. Bir diğer videomuzda tekrardan görüşmek üzere.